İşi yaralanmıştı. Tamam. Kaybettiği hendek katliamında savcı kasıt yok dedi. Olası kasıttan ceza vermedi. Ama yargılama sürecinde büyük bir acımasızlık var. Bütün duruşmalar boyunca biraz önce çerçevesini çizdim. Kendi şoförünü müdür yapan, Çinli teknikerden işi öğrenmesi için kimyager akrabasını işe sokan, depolama alanını patlayıcı malzemelerle dolduran, işçilerin ya burası patlayacak diye feryat etmesine rağmen o işçilerin başında durup niye 60 kolu ürettin de 80 kolu üretmedin diye baskı yapan Yaşar Coşkun, yani fabrikanın patronu ve babası, bütün bu baskı uygulamaları sonucunda bu felaketin ortaya çıkmasını bilirkişi raporları bile gözler önüne sermişken. Çünkü bilirkişi raporlarında diyor ki elektrik tesisatı berbat. Depolama alanlarına yığıma doldurmuşsunuz. Bakın 13 bin kiloluk şeyden bahsediyoruz, patlayıcıdan bahsediyoruz. Bütün bu alanları bu derece, yani bir patlamaya davetiye çıkartmışsınız. Bunu söylemesine rağmen yaptıkları savunmalar, duruşmada yaptıkları savunmalar, o hayatını kaybeden ya da orada hayatını kaybeden işçilerin yakınları ya da orada yaralanan işçiler için bir kabusa dönüşüyor yargılama. Çünkü her duruşmada çıkıyor, fabrika sahibi diyor ki bu sabotaj. Hiç böyle bir veri yok. Katliamın göz göre göre yaşandığına dair onlarca tanık ifadesi ve raporlar var. Buna rağmen çıkıp orada şunu söyleyebiliyor. Sabotaj yapıldı. Hatta bir astrolog önceden bu patlamayı bildi diyerek kendi sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Beni Cumhurbaşkanı aradı, İçişleri Bakanı iki kere aradı diyerek duruşmada siyasetin arkasında olduğunu, iktidarın arkası olduğunu hissettirip mahkeme heyetine gözdağı vermeye çalışıyor. Her duruşmada sanık avukatları işçileri suçlayan açıklamalar yapıyor. Sizin hatanız diyor işçileri ve her duruşmada yine işçiler fenalaşıyor. İşçilerin yakınları duruşmalarda fenalaşıyor. Ambulanslarla hastaneye kaldırılıyorlar. Şimdi böylesine acımasız, vicdanın kalmadığı bir noktada sadece işte Sosyal Haklar Derneği'nin avukatları kararlılıkla o işçilerin yanında duruyorlar. İşçileri de patron düşmanı, provokatör, yani o işçi yakınlarına provokatör, siz siyaset bulaştırıyorsunuz bu işe diye saldırılarına devam ediyorlar. Ve işçiler gerçekten yerel basında bile kendilerine yer bulamıyor. Bu hendek faciasının mağdurların yerel medyada bile kendilerine yer bulamamaktan yakınıyorlar. Ayrıca yetmiyor. Bütün bu suçlamaların altında kendilerine para teklif ediliyor. 500 bin lira al, davadan vazgeç. İnsanlar da feryat ederken ya bizim canlarımız gitti diyorlar. Biz canlarımız için adalet istiyoruz. Biz göz göre göre bu katliamın kurbanı yapıldık. Bunun için adalet istiyoruz diyorlar. Ve en son duruşma dün görüldü. Savcı mütalasını açıkladı. Yani savcı istenecek cezaları açıkladı. İki tutuklu var zaten. Birisi fabrikanın müdürü, bir de fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun. Yaşar Coşkun diyor ki, duruşmalarda şunu söylüyor. Ya diyor ben ne böyle katliamlar oldu, yani böyle iş kazaları oldu. Hiç kimse tutuklanmadı, ben tutuklandım çünkü kamuoyu baskısı var diyor. Kendisinin mağdur edildiğini söylüyor ve her duruşma tahliye edilmek için başvuru yapıyor. Yani mağdurmuş bir de üstüne üstlük. Ve bu süreçte savcıya avukatlar ve yakınlarını kaybedenler, ya olası kast var burada. Çünkü bak biraz önce dediğim gibi, yani göz göre göre gelmiş bir katliamlar, bundan yargılansınlar diye talepte bulundu. Ama savcı bunu kabul etmedi ve bilinçli taksirle 2 yıldan 22'şer yıla kadar, ama biliyorsunuz bu çok esnek, o cezalar 2-3 yılda da kurtarabiliyorlar, böyle bir ceza talebinde bulundu. Ve işte yargıya da güven böyle yok oluyor. Soma'yı hatırlatıyor bu. Soma'da düşünün, 301 insanımızı kaybettik. Yargıtay daire üyeleri değişti ve istenen ceza miktarı düşürüldü. İşçiler de bunun kaygısını, işçilerin yakınları bunun kaygısını yaşıyorlar. Ve bu yargılamaların Çorlu olsun, Soma olsun, Hendek olsun, bütün bu yargılamalar vicdanın da bu ülkede çok derin bir yara aldığını gözler önüne seriyor. Ve toplum gerçekten vicdanını kaybetmediyse eğer bu davalara sahip çıkması gerekiyor. Peki. Kısa bir şey ekleyebilir miyim? Çok kısa, sonra çünkü şu dosyaya geçmem tamam. Lazım ama. Bu hikayenin arkasında yatan bir sermaye aklı var. O sermaye aklının adı MÜSİAD. 1980'li yıllarda Özal zamanında ihracata dayalı büyüme diye aslında küçük küçük şirketleri ihracat yaptırarak büyüttüler ve bu şirketlerin aslında bir ideolojik aklı vardı. 90 yılında kuruldu MÜSİAD. MÜSİAD hatta müstakil iş adamları diye çevrilir ama Müslüman diye söylenir. Bundan da kurucusu Erol Yarar son derece mutluydu.
Erol Yarar'ın üzerine, yani müfsiyat kurusunun bu meseleler üzerine kitapları da var. Bakın 2009 yılında Yeni Şafak gazetesine bir röportaj vermiş, şöyle diyor. Bir lokma bir hırka bize yutturulmuş zokadır. Niye İbrahim Ethem'i anlatıyorsun sen? Yavuz'u, Fatih, Hazreti Osman'ı anlat. Hangisi serveti terk etmiş? İslam zenginlik dinidir. Aslında bir ideolojik bakış açısıyla bu hikaye döndürülüyor. Son olarak yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati de MÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bu akıl aslında işçi sınıfını da başka bir şey olarak, tebaa olarak görüyor. Hatırlayın 2008-2009 yılında Tayyip Erdoğan 1 Mayıs için Taksim'i isteyen işçiler için ne demişti? Ayaklar baş olmuş, bizim haberimiz yok diyor. Yani aslında geniş emekçi kesimleri de böyle gören bir anlayış var yani. Reaya gören bir anlayış var. Kul olarak görüyor yani. Peki, o zaman geçelim mi artık Rıza Sarraf dosyasına? İzleyicilerimiz evet, merakla bunu bekliyorlar. Arkasından da Murat'ın parsel işi var. Hep beraber konuşalım. Bir söz vererek değil, Özgün lütfen istediğin yerden gir. Murat sen de gir. Rıza Sarraf kim olduğunu biliyoruz zaten. Amerika'daydı ve yakın bir tarihte ismini değiştirdi. Kendisine bir at yetiştirme çiftliği kurdu. Güzel bir evde mutlu huzurlu kız arkadaşıyla yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son bulgu nedir? Son haber nedir? Şimdi son haber aslında bu bizim haberimiz değil. Özellikle onu vurgulayayım. Bu organize suç ve yolsuzluk raporlama projesinin bir haberi. Amerikan basınıyla birlikte, Amerika'daki basın, Amerika Birleşik Devletleri basınıyla birlikte hazırladıkları bir haber. Ve bugün servis ettiler haberi. Çok kapsamlı bir haber hazırlamışlar. Ve bizim Rıza Zarrab'ın yeni hayat, daha doğrusu yani bütün bu yaşananlardan sonra kendine kurduğu hayat konusunda inanılmaz detaylar var içinde. Yani çok, gerçekten çok titiz bir çalışma yapmışlar. Amerika'daki meslektaşlarımız, teşekkürlerimizi iletelim yani, o derece kapsamlı bir çalışma. Ama öncesinde Rıza Zarrab'ı biraz hatırlatmak istiyorum çünkü bunları unutuyoruz. Hafızamızı tazelemekte her zaman yarar görüyorum. Şimdi birincisi olay neydi? Olay şu, Türkiye'deki skandalın başlangıç tarihleri 2010'a dayanıyor. İran ambargo altında, Amerikan ambargosu altında. Türkiye'de bu ambargonun uygulayıcılarından biri o anlamda. Yani buna çeşitli imtiyazları var ama bunu uygulamakla yükümlü olan bir ülke. Rıza Zarrab İran'ın parasını, yani petrolden, çeşitli para şeylerden parasını piyasaya sokup aklamakla görevli. Peki. Bunu yaparken de yaklaşık 20 milyar dolar, bakın 20 milyar doları piyasada işte Halk Bankası kullanarak, çeşitli bankaları kullanarak, Türkiye'de rüşvet vererek en önemlisi akladı, öne sürülüyor. Ve bununla ilgili de Türkiye'de yıllarca faaliyet yürütüyor. Bunun çok karışık bir sistemi var. Bankaları kullandığı, şirketleri kullandığı sistemleri var. Onu anlatacak zamanımız yok çünkü evet, insanlar güncel haberi merak kesinlikle ediyorlar. Ama burada rüşvet kısmını biz 17-25 Aralık'ta AKP ile Fethullahçıların, FETÖ'nün ortaklığı sona erdikten sonra yapılan operasyonla bunun rüşvet ayağını öğrenmiş.